Takım oyununa hoş geldiniz. Dev derbi için artık son bir saatin içindeyiz. Ahmet Akçam ve Okan Koç bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş takım oyununa diyelim. 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın 11'i çok merak ediliyordu. Sıcağı sıcağına hemen başlayalım. Galatasaray her zaman dizilişle paylaşırdı. Bu defa diziliş yok. Dörtlü mü oynayacaksın ya da üçlü mü oynayacak? Biz dörtlü dizdik. İki takımın 11'i ekranda. Bu 11'le mi, daha doğrusu bu dizilişle mi çıkacak hocam? Ne dersiniz Galatasaray? Yoksa benim, üçlü savunmada olabilir bilgisi de geliyor. Hem dün hem de özellikle bugün öğlen civarı aradığım tanıdıklarımdan Galatasaray'ın dörtlü oynayacağı konusunda bilgiler aldım. Yani tam 4, bu 4, dizilişi. 2, tam bu diziliş. Bu 11'i verdiler. O zaman hemen paylaşalım. Muslera, Barış Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Şalai, Icardi ve Osimhen çift forvetle dörtlü oynayarak sahaya çıkacak Galatasaray. Beşiktaş'ın kalesinde Ersin var, Masuaku, Emirhan, Odakay, Svensson, Jason Fernandes, Şerendur, Semih, Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11 ile de Beşiktaş çıkacak. Çok kısa hemen Beşiktaş 11'ini nasıl değerlendiriyorsun? Beklenen 11'di Beşiktaş için aslında. Ya olmayan oyunculardan dolayı beklenen 11. Bana göre de ben de bu 11'i bekliyordum. Ama burada Rafa Mario acaba değişiklikleri olacak mı? Sağ tarafta Rafa Mario içeride mi olacak? Ben mesela hocanın yanında olsam Rafa'yı yani kaleye yakın yerde oynatırdım. Çünkü Mario yani oralarda çok etkili olamıyor. Rafa ne yapıyor? En azından oralara derin koşular, derin toplar atabiliyor. Rakibi ciddi şekilde tehdit ediyor. Ben her zaman söylüyorum. Rafa hayal kurduran bir oyuncu. Hayal kurduğu zaman da çok tehlikeli işler yapıyor. Tabii burada iyi bir 11 çıkart. Yani elindeki en iyi oyuncuları ve tercih ettiğini düşünüyorum. Arkada defans hattında da Udakay, Felix, Emirhan'ın yani her geçen gün üstüne koyarak iyi bir ciddi şekilde uyum yakaladıklarını görebiliyoruz sevgili Cüneyt'ten. Masuaku formda. Semih'in artık maçı olduğunu söyleyebiliriz. Haftalardır bütün taraftar, bütün camia, taraflı tarafsız futbol severler Semih niye oynamıyordu, oynaması gerektiğini söylüyordu, yakınıyordu. Artık Semih. Arena, sahne. Kendini göstereceksin kardeşim. Biz bunları kaybettik. Yaşadık, kaybettik. Şimdi yaşamış olsak çok farklı profillere, kimliklere bürünürdük. O sahaya çıkar çimleri yerdim. Bugün bir şöyle bayram havası var. Ben her zaman söylüyorum derbi haftalarında özellikle Beşiktaş'la oynanan derbi haftalarında muhteşem maçlar, keyif, seyir zevki muhteşem oluyor sevgili Cüneyt'ciğim. Bugün de güzel, keyifli bir maç izleyeceğiz. İki takımda da çok yaratıcı özelliklere sahip oyuncular var. Yani her an tabel yapabilecek oyuncular var. Bugün o stada giden, televizyon başında olan, bütün ekranlık başında olan izleyiciler çok şanslı. Bir tarafa bakıyorsun abi Immobile, Rafa Silva, arkadan Getson. Yani sol tarafta Masuaku, öbür tarafa bakıyorsun abi Osimhen, Icardi. Arkada. Zaten o ikisi yani, yeter. Ya işte, ya yetiyor da futbolda isimler bazen değil, cisimler önemli olan biliyorsun ama çok önemli isimler, bunları anlatmaya çalışıyorum. Keyif, seyir zevki güzel olsun. Maçın önüne hakem geçmesi sevgili Cüneyt'ten. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum. İnşallah. İnşallah burada programımıza saat gece 12'de takım oyununda burada hakemi değil de sahada oyuncuların performanslarını değerlendirelim. Keyifli bir maç olsun, keyifli bir derbi olsun. 11'leri gördükten sonra derbilerin favorisi olmaz. Klişesini bir kenara bırakarak hangi tarafa ağır basıyor Ahmet Hocam? Teknik adam gözüyle baktığınızda. Ben Galatasaray'ın ağır bastığını düşünüyorum. Tabii ki ev sahibi olmak çok büyük avantaj. Hele hele bu taraftar Galatasaray'ın taraftarıysa takımına 12. adam olarak müthiş destek veriyor. Keza Beşiktaş taraftarını da her zaman takdir ettiğimizin altını çizelim. Eğer deplasmanda olsaydı maç, o zaman da belki avantaj Beşiktaş'ta olacaktı. Galatasaray ağır basıyor dedim. Neden? Bir, futbolcuların bireysel olarak kıyaslamalarını yaptığım zaman ki bunun içine hem kaliteyi hem de şu anki form durumunu soktuğumda Galatasaray biraz daha ağır basıyor. İki, Okan Hoca'nın son Elfsborg maçındaki o 3-5-2'sini 4-4-2'ye çevirdiğini görüyorum. Kaldı ki Galatasaray'ın Okan Hoca'nın analizleri çok önemli. Takıma özellikle başlarken çok doğru stratejiler, çok doğru 11'ler tercih ederek katkı sağladığını hep görüyoruz. Bugün de üçlüden dörtlüye döndü diyorum. Çünkü benim beklentim de dörtlü oynayacak gibi. Ama şu gerçeğin de altını çizelim. Sağ içine yeni bir oyuncu almadan Galatasaray bu oyuncularla üçlü de oynayabilir. Evet. Yani Barış'ı oradan biraz öne çektiğinizde geride üçlü oynarsınız. Önde zaten ikilisiniz. 3-5-2'ye dönmüş olursunuz. Galatasaray'ı sağ içi dizilişiyle ve Okan Hoca'nın bu dizilişin bana anlattığı stratejilerle, taktiklerle de bugünkü maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Önde baskıyla başlayacaklar. Okan Hoca
yalnız bu stratejiyi belirlerken Beşiktaş'a da saygı duymuş. Yani Beşiktaş'ın da gücünü takdir ettiğini gösteren evet. bir strateji, bir 11 belirlemiş. Biraz sonra oraya da gireceğiz. Çünkü Okan Hoca öyle bir hızla girdi ki, yani bir solukta hepsini anlattı. Yok yok, ben daha gireceğim. İçimden neredeyse Beşiktaşlıyla tanınır Okan Koç. Yok hocam, ben Okan her zaman söylüyorum. Buraya gel. Ya sevgili Okan, o kadar hızlı koşma. Ya. Çabuk yorulursun diyecektim. Hiç yorulmuyor değil mi kendine, hocam? Kendine ama... Bugünkü derbilerde yorulmak mümkün değil Cüneyt. Tabii. Okan yani da oynarken hiç yorulmuyordu hocam. Bir %10, %15 ekstra tempo olarak da koşu mücadele olarak da bugünkü derbide üzerine koyacaklar. Sevgili Cüneyt abi, soracağım bir şey varsa araya girmek istedim. Çift forveti soracağım çünkü yük kanatlara bindiği için sen de o bölgelerde oynadığın Bravo. İçin avantaj mı dezavantaj mı? Çünkü Beşiktaş taraftarı avantaj olarak görenler var, dezavantaj Şimdi... olarak gören var. Galatasaray taraftarından da ilginçtir. Keşke ikisinden birine yazık olacaktı ama tek santraforla klasik bir dizilişle çıksaydık diyen sayısı da azımsanmayacak kadar. Şimdi sorduğun soruda nasıl biliyor musun? Sergen abi gibi araya bırakıyorsun. Yani cevabı direkt böyle geliyor akıllara, anladın mı? Çift forvetle acaba ne yapılması gerekiyor? Veyahut da negatif pozitif anlamda. Evet. Şimdi çift forvetle kanatları iyi kullanırsan sağdan soldan getireceğin toplarla pozisyonlara girebilirsin. Ama rakibin özellikle mesela oynadığın takıma karşı, yani rakibin bekleri orayı da kapatırsa senin için ciddi bir dezavantaj yaratabilir. Burada önemli olan merkezden çok fazla gelebileceğini düşünmüyorum. Niye? Torreira bölgesini kaybetmiyor. Orada mecbur kalmak zorunda. Beşiktaş orada üçlü orta sahayla oynuyor. Sara biraz oralardan deneyecektir, arayacaktır. Gidip orta veyahut da şut veyahut da defansın arkasına atabileceği derin toplarla pozisyon üretmeye çalışacak Galatasaray'la yine. Ama burada sağ tarafta Salah'ı, sol tarafta Yunus'un getireceği toplar çok önemli. Buna da Beşiktaş Svensson'la sol tarafta Masuaku'yla önlem alırsa, o bölgeleri kapatırsa Galatasaray ciddi sıkıntı yaşar. Şimdi derbilerin favorisi olur mu olmaz mı konuya gelelim. Evet. Zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor. Ben buna şahitlik ettim. 2004-2005 yılında Sergen Yalçın, İlhan Mansız, Panku... İşte çok iyi bir kadromuz vardı biliyorsun 100. yıldan sonraki. Galatasaray'da o zaman kadro kalitesi olarak çok aşağıdaydı. Olabilir, transfer hataları yaşanmış olabiliyor bunlar dönemsel olarak. Geçen sene Beşiktaş yaşadı, ondan önceki sene yine Beşiktaş yaşadı. Bunlar yaşanıyor. O dönem içeride Galatasaray'la oynuyoruz. Ben Beşiktaş'la oynarken. Yani maç çok kolay, rahat geçilecek. Derbinin favorisi Beşiktaş. %70, %80 Beşiktaş kazanır. Bütün yorumcular, otoriterler tarafından dile getiriliyordu. Ama maça bir çıktık. Fatih Terim bir Galatasaray'ın başında. Oyunu bir kilitledi, maç 0-0 bitti. Gelelim en son yakın zamana, Süper Kupa maçında. Yine favori Galatasaray'dı. Bütün otoriterler tarafından. Tabii Beşiktaş yeni bir takımdı. Tabii yeni bir takımdı. Son şampiyon ve oturmuş bir kadrosu. Bravo. Ben de iki senedir hep söylüyorum yani yayınlarda orada. Derbilerin tabii ki de favorisi var. Seyirci desteğiyle bir adım önde olabilir. Ama artık o sahaya çıktığın zaman o futbolcular da o seyircilerin bağırmasını, tezahüratları, onları bunları bir kenara koyup sahada işini yapmaya çalışıyor. O yüzden Beşiktaş'ın da öyle bir kadrosu var. Yani neyin ne olacağı belli olmaz bu derbide. Beşiktaş iki yönlü oyunu çok iyi oynayabiliyor. Bak hem ofansif hem defansif. Defansif de geçişlerde mesela. Bunu Lyon maçında da gördük. Çok hızlı geçiş oyunları yapabiliyor. Yani atağa çok çabuk çıkabiliyor. Buna da Galatasaray ne gibi önlem alacak? Üçlü oynarsa çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Dörtlü oynarsa Rafa nerede oynayacak acaba? Rafa merkezde oynarsa sağ tarafta Mario koşu yapabilecek mi? Yapamaz. O özelliklere sahip değil. Daha çok oyunu örmeye çalışan pas trafiğiyle, pas bağlantılarıyla evet. oralarda bulunuyor. Bağlantı oyunu. Sol tarafta Semih ama burada Immobile ile Rafa'ya arkadan çıkışlar yapabilecek Getson'a çok iş düşüyor. Şu sorduğun soruda da kanat forvetlerini iyi kullanırsa Galatasaray Beşiktaş'ı ciddi sıkıntıya sokar. Beşiktaş oraya önlem alırsa Beşiktaş Galatasaray'ı çok ciddi sıkıntıya sokar. Yani maçın tabii ki de seyir zevki sağ içinde çok farklı yerlere yönelebiliyor. Oyuncuların o anki yani vücut dili, isteği, arzusu, coşkusu ne olursa olsun yani önemli olan onların yapabileceklerinin kapasitelerinin maksimumuna çıkması önemli değil. Çünkü çok önemli oyunculara sahip iki takımda. Orada %70, %80'lere çıksalar zaten bütün oyuncular da performansı en iyi şekilde ön plana çıkartır. Ben inanıyorum ki bugün güzel, gollü, keyifli bir maç olacak. Çünkü iki takımda oynamaya çalışan takımlar yani. Aman kapanayım, bölge oyunu bekleyeyim, işte rakip gelsin, kontra atakta pozisyon bulayım gibilerinde değil. Ama Okan Hoca'nın çıkarttığı 11'de ilk 20 dakika, 15 dakika baskılı oyunu tercih edeceğini düşünüyorum. Tam o noktada Ahmet Hoca'ya da onu sorayım. Felsefesi ne olacak? Stratejisi ne olacak bu karşılaşmanın 11'lerinin işte? Okan Hoca öndeki ön alan baskısından hiçbir zaman vazgeçmedi. Galatasaray'ın kırmızı kart görüp eksik kaldığı maçlarda bile galip gelme adına her türlü riskleri üstlenen bir stratejiyle, bir taktikle oynuyor Okan Hoca. Yani bugün de oyunun başında kesinlikle o ön alan baskısını yapacak. Zaten Galatasaray'ın oyunundan bahsediyorsak
onun birinci kriteri tamamıyla bu baskıdır. Bu arada üçlüye döndürdük Galatasaray'ı. Bir de böyle görsün izleyenlerimiz ve siz diye hocam. Üçlü evet böyle de olabilir. Yani bu da alternatiflerden bir tanesi. Ama tabii, sizin en başta dediğiniz gibi maç içinde zaten zaman zaman buna dönecektir. Zaman zaman dört olacaktır. Çünkü önde baskı yaparken bütün takımlar artık genelde 4-4-2 ile baskı yapıyorlar. Yani rakip geriden out atarken, geriden oyun kurarken iki stoperle kurduğu için bir santraforunu, bir de 10 numarasını direkt olarak bu iki stoperin üzerine gönderiyor. Galatasaray'da da zaten Mertens oynadığı zaman, Galatasaray tek forvet arkasında Mertens oynadığı zaman Mertens de neredeyse ikinci bir forvet gibi önde konumlanıyordu. Bravo hocam. O yüzden bu Galatasaray için çok büyük bir fark yaratmadı. Peki bu değişiklik şimdi, doğru mu sence hocam? Bak çok güzel bir yere değindin. Ne dedim? Mertens olduğu zaman çok büyük fark yaratmıyor. Şimdi burada Icardi ile Osimhen. Orta sahada bunlardan bir tanesi orta saha yardım edecek mi? Mertens en azından yardım ediyordu. Geriye geliyor. Icardi kesinlikle belki defansif anlamda fark yaratabiliyor mu kesinlikle Mertens? Kesinlikle orta sahaya yardım edecek. Biraz sonra iki takımın da avantajlı bölgelerini, dezavantajlı bölgelerini konuşuruz. Evet. Ama senin sorun oysa evet. Galatasaray önde ikili oynuyorsa Beşiktaş'ın iki stoperiyle adam adama 2-2 bir eşleşme var. Bu Galatasaray için avantaj. Hiçbir hoca defansta 2-2 eşleşmek istemez. Evet. Hep bir fazla adam olsun ister. Bu Beşiktaş için de bir dezavantaj. Ama bir yerde rakip size bu sayısal eşitliği yakalıyorsa ve kendi defansında bir adam fazlası varsa o zaman Beşiktaş'ın da bir yerde bir adam fazlası var. Bu da orta sahada. Galatasaray'ın dörtlüyü hatırladığımızda Saray'la Torreira'nın olduğu orta sahada Beşiktaş'ın hemen karşılarında ben Rafa Silva ve Getson'u bekliyorum. Endur da defansın hemen önünde oynayacak. Şimdi her ne kadar 3'e 2 Beşiktaş lehine bir avantaj görünüyorsa Endur sanki stoperlere yardım için biraz daha defansa yakın oynayacak. Defansın içine girecek. Kaldı ki Endur'un oraya girdiği pozisyonlarda Beşiktaş orta saha üstünlüğünü az da olsa kaybedebileceği gibi Endur'un oyuna katılması demek Beşiktaş'ın bu üstünlüğü kullanması anlamına gelir ki o zaman da ben hem Icardi'nin hem de Osimhen'in en azından çok fazla geri gelmeden belirli bir süre onları takip etmelerini bekliyorum. Burada Galatasaray'ın alacağı bir başka tedbir de kaymalarla bir kanattaki yani Yunus veya Sallai'yi İçe doğru sürebildiği takdirde Galatasaray tamamıyla oradaki dezavantajı da kaldırabilir. Avantaja çevirebilir. Baskılarda bu daha fazla şöyle görünecek. Soru baskıydı. Galatasaray iki forvetiyle Beşiktaş'ın iki stoperine bastığı zaman orta sahadaki Endur'un üzerine büyük bir ihtimalle Zalai gidecek. Ve Beşiktaş'ın önde boşalacak olan Sara veya Getson Fernandes'in üzerine de Galatasaray geçmişte yaptığı gibi bir stoperini sürecek. Galatasaray sağ önde baskı yaptığı zaman sahanın tamamında adam adama eşleşme oluyor. İlk anda o boş adamla Beşiktaş'ın oyun kurmasına engel olacaklar. Tabii bunun için de alanları daraltmaları lazım. Sanchez'in Galatasaray'daki en önemli görevlerinden biri de o. Önde baskı varsa defansı orta sahaya kadar çıkarıyor. Orada alanları daraltıyor ve rakibin orada iş yapmasına, o baskıdan kurtulmasına engel olma amaçlı onlara zaman ve alan bırakmamaya çalışıyorlar. Kaldı ki Galatasaray şu hesabı da yapıyor. Ya olası Beşiktaş'ın çıkışlarında en azından Joao Mario bir kanatta olacağı için çok hızlı bir oyuncu değil. Evet. Oradan Beşiktaş geçişlerde biraz zorlanır. Zaten çabuk bir Sanchez her zaman Immobile'ye o tedbiri alacak. Solda Semih de orta sahadan alıp götüren oyuncudan ziyade ceza sahasında iş yapan bir oyuncu. Kaan çok çabuk olmamasına rağmen onu durdurmak da Kaan'ın görevi olacak ki Galatasaray'ın oyun planı, stratejisi tamamıyla bu yönde. Son cümlem şu olsun. Beşiktaş'ın kanatlar bir tarafa ortadaki Immobile zaten her zaman bir tehlike. Rafa Silva ve Getson Fernandes bugün hızlı geçişlerde özellikle bunlar merkezden yapılıyorsa Beşiktaş'ın en büyük silahı. O yüzden Okan Hoca Saray'la
Torreira'yı kesinlikle merkezi kapatmak için ikisine de talimatları çoktan vermişti. Okan senden de alalım, Beşiktaş nasıl bir anlayışla sahada olacak? Beşiktaş anlayışla, yani eksikliklerinden dolayı az önce saydığımız oyuncularla sahaya çıkacak. Anlayış aynen hocamın dediği gibi merkezden deneyecek. Semih'in bireysel yetenekleriyle orada bir şeyler yapmaya çalışacak. Mario, bak hep az önce söylediğim gibi kafamda soru işareti. Mario mu Rafa mı sahada oynayacak? Ama ben Mario'nun yerinde hocanın yerinde olsam Mario'yu sahada oynatırım. En azından Mario arkasında Svensson, orası biraz zayıf kalmış. Zayıf kalacak işte. Orayı Galatasaray hem hücum yönünden hem savunma yönünden. Aynen, Barış da orayı mesela Yunus iyi değerlendirebilir yani o tarafı. Mario çünkü küçük bir fazla soru ve katkı hocam. Buyur hocam. Ben Mario Silva Mario'yu ortada oynatmasını bekliyorum. Neden? O çabuk geçişlerde o pasları en iyi oynayacak olan oyuncu. Hocam şimdi iki tarafa da oynatır diye düşünüyorum. Ama o yüzden merkezde oynatmayı Rafa gibi bir oyuncuyu da yani topun peşinden koşturmayacaksın. Rafa'yı topla koşturacaksın ve arkada rakibi de hocam, onun peşinden hocam oynayacak zaten. Şimdi, yani tamam, koşmasına gerek yok. Git gel bu sefer enerjisini kaybediyor. Tehlikeli bölge, ceza sahası dediğimiz yerlerde çok etkili olamıyor. Lyon maçında da birçok lig maçında da gördük. Rafa ne kadar ceza sahasına yakın olduğu zaman daha etkili oluyor. Sağ taraftan top getirmeye çalışma şeyiyle artık belli bir zamandan sonra fizik kondisyon olarak düşüyor. Ama ne olursa olsun hoca da bunun bilincinde, farkında da. Şimdi Beşiktaş'ın yapması gerekenleri zaten hepimiz biliyoruz. Oyunu örerek zaman zaman atak yapmaya çalışacak. Zaman zaman ön alan baskısını da yapacak. Burada işte az önce saydığım isimlere çok önemli rol düşüyor. Sol tarafta Semih'e, ön tarafta Immobile o baskı iki stoperi rahatsız edecek. Sağ taraftan Mario'nun en azından o içeri kat edip defansın arkasına derin atacağı, işte Getson'un koşullarına, Getson'la Rafa'nın ve hatta Immobile'nin koşullarını oraya bırakacağı toplar da çok önemli şeyler verecektir burada. Ve işte şimdi sol taraftan mesela bugün Masuaku'nun etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi Salah'ı tabii ki de onu takip edecek, git gel yapacak da Masuaku çıktığı zaman da çok etkili oluyor. Şimdi burada birebir defans oyuncularıyla, stoperlerle Galatasaray'ın forvetleri birebir kalacak diyorsun. Endur da içeri girecek. İşte o ara Galatasaray'la oyuncular birebir kaldığı zaman Beşiktaş'ta defans hattıyla, Beşiktaş iyi çıkış yakalarsa orta sahada eksik yakalar Galatasaray'ı. İyi çıkış, o pas bağlantıları, istasyonlarında iyi çıkarsa Galatasaray merkezde çok eksik kalır. Orada bu sefer Rafa, Getson çok ön plana çıkar. Ya Beşiktaş her yerden deneyecek. Ben her zaman söylüyorum, kanatsız Kartal olmaz. Maalesef bu maça kanatsız çıkıyor. Tabii bu kadro planlaması mimari, sezon başı diyoruz. Burada da onunla göre transferler yapılmış olsaydı, bak bugün Raşiska'yı Mumla arıyor Beşiktaş. Musrati'yi iple arıyor, Mumla arıyor. Öbür tarafta defansa gel Paulista'yı Mumla arıyor. Bu tür önem arz eden bir maç. Artık yani rakibini Süper Kupa'da farklı bir şekilde yenmişsin, skorla yenmişsin. Bu maça sana farklı bir motiveyle çıkacak rakibine karşı. Bu tür yerlerde eksik olması dezavantaj Beşiktaş açısından. Ama sevgili Cüneyt abi şunu söyleyeyim son kez. Beşiktaş'taki oyuncular bugün hem ofansif hem defansif anlamda büyük rol düşüyor. Bunları iyi yaparsa, oyun disiplini, oyun kontrolünü kompak oynarlarsa çok fazla sıkıntı yaşamazlar. Pozisyon üretmekte sıkıntı yaşamıyor Beşiktaş. Çünkü saydığım isimler hakikaten bir anda pozisyona girebilecek oyuncular. Bireysel adam da geçebilecek yetenekte sahip oyuncular bunlar. Ama işte burada önemli olan top rakipteyken o topun arkasına çok çabuk geçip alan adam markajını iyi yapması gerekiyor. Bunları da Semih'le, Mario'yla ne kadar yapabilir? Semih maç kondisyonu acaba ne seviyede? Genç olmasını şey yaparak yani en azından orayı kapatacaktır. Mario neler yapabilecek? Haftalardır beklenti içerisindeyim. Beklentilerim de karşılanmadı açıkçası daha. Kulübelere baktığımızda hamle şanslarına Beşiktaş kulübesi mi Galatasaray kulübesi mi derseniz, Günay, Yelert, Nelson, Metehan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Efe Akman, Mertens, Batshuayi, Beşiktaş'ta yedek kaleci Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha, Emrecan, El Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zahnettinov, Can Keleş, Muçi ve Mustafa Hekimoğlu. İki kulübeye de saygı duyuyoruz ama ben hem kalite hem günlük formdan bahsettiğimde kulübeleri dahil ederek zaten konuşmuştum. O yüzden Galatasaray'ın kulübesi de Beşiktaş'a göre biraz daha önde görünüyor. Ama tabii kulübe demişken Salih'in açıklaması hocam. Son iki senedir ligde iyi oynayan Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. İki takım da namalup. Galatasaray'ı yenmek için buradayız. Şampiyon olmak istiyoruz. Güçlü bir Beşiktaş olacak. Umarım mutlu olan ekip biz oluruz demiş Salih Uçan. Yedekler arasında bugün Metehan'ın açıklaması Galatasaray'da önemli. Ama biz her maça aynı şekilde çıkıyoruz. Çok özel hazırlandık diyemeyiz ama özel motivasyonla çıkıyoruz. Rakibimiz de önemli takım. Güzel bir skorla 3 puan almak istiyoruz diyor Metehan Baltacı da. Sevgili Cüneyt abi, ne kadar önem ve hatta işte istek, coşku, o bu stres, yani o tür şeylere girmesinler.
Zevk alın. Çıkın o sahaya zevk alın. İleride hocam da ne demek istediğimi çok iyi anlıyor, anlayacaktır. Kaybettiğiniz zaman veyahut da zaman geçtikten sonra oraları bir daha ulaşabilmek için veyahut da oralarda oynamak için neler vermezdiniz, verirdiniz keza. Tabii şık koşmuyorum Allah ama kaybettiğin zaman değeri anlıyorsun. Çıkın keyif alın ya. Çalın i̇şte Salih çıkabilse keyif alacak da. İşte Salih anlamında genel derler. Çok şans bulamıyor. Aynen Salih ama doğru. İşte Salih de... keyif almak için önce sahaya çıkmak lazım. Yani bu şu anda Beşiktaş'ta yani ilk önce kimin şans bulması gerektiğini sorarsan direkt işte Salih derim tabii. Ben. Salih burada 12. Beşiktaş'ın da avantajlarından bir tanesi de merkez orta sahası Galatasaray'a nazaran daha kuvvetli bench'teki oyuncular. Merkez oyuncu. Musrati ile Salih var orada. En azından oyuna sürüp şimdi... orta saha üstünlüğünü de yakalayabilirsin, alabilirsin. Ha burada futbolcu kardeşlerim ya çıkın keyif alın, takın kulaklığınızı. Evet. Mücadele o bu tamam onları zaten spontane gelişiyor sahanın içinde. Ama çalım atın şu çekin. Nerede ne zaman pas vereceği zaman pas değerlendirmelerini doğru zamanla timingleri o zamanlarda değerlendirin. Bunlar basit şeyler. Evet. Futbol aslında çok basit de biz zorlaştırıyoruz. Ya o baskı, taraftar, coşku tamam. Kendi takımını, kendi oyuncularını ön plana biraz daha atabilir, itebilir seni. Ama artık belli bir zamandan sonra alışmış futbolcular. Yani arada keyif alın, çıkın sahaya, yeteneklerinizi sergileyin. Yalan mı hocam? Şimdi bu keyif konusunda da bence Galatasaray çok daha avantajlı. Çünkü her şeyden önce Okan Hoca buna çok önem veren biri. Evet. Bu da kendi futbolculuk döneminden geliyor. Yani bir teknik direktörü... Giovanni de buna önem veriyor. Farkındaysan oyunculara oynamasına hocam, izin veriyor. Ben Okan Hoca'yı bu konuda... Evet, bu ikisi de yapıyor. Ama bakın Okan Hoca'nın Galatasaray'da UEFA şampiyon oldukları dönemde o dönem belki de Galatasaray tarihinin en iyi kadrosuydu. Yani bugünkü kadroyla tamamıyla kıyaslanan bir kadro. Hangisi dahi biz saatlerce burada tartışabiliriz. Ve o kadronun anlayışını da ben biliyorum. Onlar o kadar keyif alıyorlardı ki birlikte oynamaktan, hatta birlikte çalışmaktan ve yaşamaktan futbolun bazı doğrularına bile keyif alma adına ters düşebiliyorlardı. Örneğin beslenme. Ya işte bir bardak bir içecek içsek veya bazı ürünleri yesek belki futbolcu sağlığına çok uygun değil ama keyfi yiyeceği kadar taşımışlardı. Galatasaray bence keyif aldığı için öyle muhteşem bir dönem geçirmişti. Okan Hoca bu takıma da onu uyguluyor. Futbolcuların çok zevk alması için sadece maçtan değil antrenmandan zevk alması için bazen o ortamı bile Okan Hoca ona göre dizayn ediyor ki Galatasaraylı futbolcuların mutluluğu o yüzden performanslarına olumlu yansıyor. Hatta o mutluluğa, o ortama ters düşecek oyuncularla da yollarını ayırmaya çalışıyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi işler iyi gittiği zaman o keyif alıyorsun. Zaha'da yaptığı gibi. Değil mi hocam? Ama ki anlayış gösteriyorum. Evet, Van Bronckhorst gerçekten çok büyük futbolcuydu. Ama Beşiktaş'a geldiği zaman Beşiktaş'ta her şey bozulmuştu. Düzen bozulmuştu, oyun anlayışı evet. yoktu, futbolcuların antrenman anlayışı bozulmuştu. Hoca bütün bunları oturtmak için daha düzenli, daha disiplinli olmak zorundaydı. Bu oturduğu anda inanıyorum ki Van Bronckhorst da buna çok önem verecektir. Son oynadığımız Lyon maçında da gördük hoca. Belirli bir taktik belirliyor. O taktik sadakati de ön plana çıkarıyor. Niye o maça geçtim? Bugün oyunun oynanacağı bölge de çok önemli. Hı hı. Eğer Beşiktaş o maçta olduğu gibi kalesine çok yakın oynarsa o zaman Beşiktaş çok zorlanır. Evet. Beşiktaş'ın ne yapıp oyunu ikinci bölgede kabullenmesi. Hoca da zaten ikinci bölgede kabul etmeye çalışıyor. Ve kalesinden uzak oynaması lazım. Bu da bugünkü maçın bence kilit noktalarından bir tanesi olacak. Hocam, hoca da ikinci bölgede oynamak istiyor sevgili Cüneyt abi. Sebeplerinden bir tanesi senin kanatlardan topu taşıyabileceğin oyuncuların olmadığı için mecbur gömülmek zorunda kalıyorsun. Bak dikkat edersen Lyon maçından sonra yani Lyon maçın ikinci yarısında ne oldu? O çıkışlarda geçiş oyunu dediğimiz yerlerde pozisyon kimlerle buldu? Getson'la buldu. Raşiska ile buldu. Immobile ile buldu. Kanatlarda iki tane süratli oyuncu, Raşiska diyorum, Getson, Rafa, bir de Immobile ile. Kanatlarda iki tane süratli oyuncusu olsa, o geçiş oyunu oynayabilecek dediğimiz git gelle oyunu oynayabilecek oyuncusu olsa zaten hiçbir hoca birinci bölgede kabul etmez. Özellikle büyük takımlarda. Hiçbir teknik direktörün kabul edeceğini düşünmüyorum. Burada mecburiyetten artık sen onu kabul etmek zorunda kalıyorsun. Çünkü oyun seni oraya doğru itiyor. Senin şimdi kanatlarda sağ tarafta iyi bir Kuarajma, sol tarafta ya da Gezal, sol tarafta iyi bir Babel'in olsa önde Immobile, arkada Rafa. Mecbur o baskıyı kuruyorsun oyuncularla. Rakip tedirgin olup geri çekiliyor. Şimdi burada tabii ki de senin söylediklerinde mantıklı. Yani geriye çekilip birinci bölgede Galatasaray sıkıntıya sokar. Evet. Çünkü Galatasaray'da anında yani tabela yapabilecek, çift forvetle oynuyor. Yapabilecek oyuncular üst seviyede. Ama artık bunun
Lyon maçında farkına varan bir Giovanni Hoca biraz daha ikinci bölge hatta üçüncü bölge zaman zaman oyunu kuracağını düşünüyorum. Bir bakalım Giovanni Hoca o zaman neler söylemiş. Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Şöyle diyor Hollandalı: maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız diyor Giovanni Van Bronckhorst ve şöyle devam etmiş. Hücumdaki tehlikelere karşı hazır olmalıyız. Top bizdeyken özgüvenli olmalıyız. İyi hücum etmeli ve fırsatlar üretmeliyiz. Defansif olarak güçlü, ofansif olarak cesur olmak istiyoruz. Bu maçta gol atacak kalitemiz var diyor Giovanni Van Bronckhorst. Ne dedim az önce? Oyunun iki yönünü iyi oynaması lazım Beşiktaş'ın. Evet. Hem defansif hem ofansif. Giovanni Hoca da zaten bunu belirtmiş değilmiş yani. Belki beni dinledi az önce. Olabilir. Söylemiş, bu maçta gol atacak kalitemiz var demiş zaten. Yani sezon maçındaki maçta 5 gol birden atmıştı takım. Tabii tabii, bu işin ya şakası. Beşiktaş, her zaman var Beşiktaş yeter ki o sahadaki oyuncular yani hocalarından aldığı yani direktlikle yani o elinden geleni verdiği zaman karakterini mücadelesi koyduğu zaman her şey yapabilecek potansiyelde oyuncular var. Az önce söylediğim gibi Semih'e büyük iş düşüyor bugün. Semih al sana fırsat kardeşim. Çık, elinden gelen her şey var. Adam eksilebiliyorsun, şut çekebiliyorsun, penaltı alabiliyorsun. Ceza sahasında çok kuvvetli vücudunu kullanıyor. Al sana büyük bir fırsat. Utandır seni oynatmayanları veyahut da düşünmeyenleri en azından. Ki sen bunu yapabilecek bir oyuncusun. Hoca da sana zaten büyük ihtimal bazı eksikliklerini giderip bu maça hazır bir şekilde sahaya sunmuştur. Ya burada hoca da çok güzel bir şey söyledi. İki takım da güçlü, iyi kadroları olan, Galatasaray'a da önlem almamız gereken yerlerin farkında olduğunu oyunculara söyleyip anlatmıştır. Ya burada yani Giovanni Hoca bazı şeylerin farkında, önemli olan o. Yani o bak bir teknik adam rakibinin ne kadar tehlikeli, potansiyelli olduğunu bilip onu oyuncularına bir açıklamasında bunu söylüyor. Onu oyuncularına da ciddi şekilde Galatasaray'ın güçlü yönlerini de anlatmıştır. Antrenmanlarda da çalışmıştır. Ama futbol sahanın içinde artık ne kadar direktif verirsen ver, futbolcular ne kadar uygulayabilecek, o gün ne kadar oraya hazır olduğunu sahanın içinde görebiliyoruz. Ben mesela maça çıkarken bazen ya bugün kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi oynayacağım, öyle şöyle böyle hocama gidiyorum, hocam böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Maça çıkıyorum, geri geliyor, yanıma pas veremiyorum, koşamıyorum. Bazen yaşanıyor bunlar. İşte burada bugün futbolcuların sahada önemli olan hocamın söylediği gibi iki takım da iyi mücadele edecektir. İki takım da namağlup takım. Ligde iyi gidiyor. Oyun olarak da zaman zaman iki takımın da oyun gücü, oyuncu gücü sahada sergileyen formasyonları var. Keyifli güzel bir maç izleyeceğiz sevgili Cüneyt abi. Yani Galatasaray da şu anda ligde iyi oynuyor. İki senedir birbirini tanıyan, camiası, taraftarını tanıyan, o sahada nasıl bir reaksiyon gösterebileceğini, taraftarın ne istediğini bilen oyuncu topluluğu var. Hocanın ne istediğini bilen oyuncu topluluğu var. Yani Galatasaray da güçlü bir takım. Çok etkili ama Okan Hoca ciddi şekilde risk alarak çift forvetle çıkması, merkez orta sahasında acaba ne gibi reaksiyonlar gösterecek? Benim de kafamda soru işareti oluşturdu bu. Sara çok basan, koşan, mücadele eden bir oyuncu değil. Topla ilişkileri iyi olan oyuncu. Orada Torreira'ya büyük yük düşebilir. Beşiktaş da orayı iyi değerlendirirse Galatasaray'ı ciddi sıkıntıya sokar bana göre. Bu maç santraforlar açısından da tüm gözlerin çevrildiği maç olacak. Herhalde abartmıyorum değil mi? Şu anda aktif golcüler, aktif santraforlar arasında ilk 10'daki 3 isim sahada olacak. Bravo. Kesin. Osimhen, Icardi ve Immobile. Immobile, bravo. Hepsi bir taraf şanslı. Bir taraf şanslı. Gol şimdi krallığı yaşamış isimler. Evet, Immobile ile Icardi şanslı. Neye göre şanslı? Bir taraftan Icardi mi Immobile mi? Bak değerleri de. Ben sana net söylüyorum abi. Ben mesela iyi bir Icardi'yi tercih ederim. Yani fizik kondisyon olarak hazır olan Icardi mi Immobile mi diye sorsam bana. Ben şeyle anladım. Osimhen'le. Icardi mi Immobile mi diye sorarsan ya bunun şeyi olmaz, tartışması olmaz. İkisinin de çok farklı özelliklere sahip. Birisi daha çok ceza sahası içinde, birisi gezen, zorlayan, arayan. Ama şimdi backgroundlarına bakarsan adam Serie A, altın ayakkabı, yani bir sürü gol krallığı var adamın yani. Immobile. Şimdi orada kimlerle yarışıp Icardi'nin de var gol krallığı. Ama şimdi kimlerle yarışıp gol kralı oldu Immobile? Şimdi o açıdan da bakma. Hocam sizce yaş itibariyle Icardi'nin avantajı var. Tartışmasız Icardi. Ya hocaya göre Icardi olabilir. Tartışmasız Icardi. Çünkü gol vuruşları gerçekten her futbolcuda bu kadar yüksek kalitede olmuyor. Yani Icardi'nin hem oyun bilgisi hem o gol vuruşları tam tipik böyle dünyanın en iyi santraforlarından biri. Bana hatta sorsan hangi tarz bir profil istersin takımında? Immobile. Niye insanlar şunu diyecek? Sen bir Beşiktaşlı olarak Immobile'yi mi tercih ediyorsun? Yani yok, büyük ihtimal onu tercih edebilirsin. Şimdi hocam da yani
Icardi'yi tercih ediyor bir Galatasaraylı olarak belki. Ama hocam, hocam da büyük... Yok yani hocam da taktiksel açıdan. Hocam hayır hayır şunu diyorum. İnsanlar öyle düşünebilir. Ben seninle aramızdaki konu olarak söylemiyorum hocam. Şimdi izleyiciler belki böyle düşünebilir. Ben niye Immobile'yi tercih ederim? Abi hiç sevmediğim tarz forvetler nasıl tarz forvetlerdir biliyor musun? Stoperlerle de devamlı konuşuyorum. Ya hareketli forvetleri sevmeyiz derler. Şimdi Immobile devamlı hareketli. Mobil oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani olduğu yerde duruyor. Karıştırıyor, rahatsız. Immobile'nin şu anda kaç golü var mesela Immobile'nin? 8. 8 golü var ligde. Ben iddia ediyorum. Icardi'nin 4 golü Immobile'nin, bak Immobile'ye Icardi kadar top gelse Immobile'nin şu anda 15-16 golü olur. Immobile'ye sadece merkezden top geliyor. Çok fazla kanatlardan, beklerden top gelmiyor. Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı. Icardi'nin avantajı sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, merkez, her yerden top geliyor. Kanatlar daha iyi çalışıyor. Tabii daha iyi çalışıyor. O avantajı iyi değerlendiriyor. Şimdi tabii ki fikirler farklı olabilir. Yani olay Galatasaray Beşiktaş olayı değil. Tabii, evet, tabii. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım ama burada iddiam da şu. Gerçekten çok tarafsız, çok objektif yorumlar yapıyorum. Her zaman hocam. Ben şahidim. Yine bir sohbetlerinizde de şahit olduğum için. Bir senin kadar da ben de tarafsız objektif yorum yapıyorum hocam. Niye, öyle, niye tercih ettiğimi söyledim. İki, Icardi bence hareketsiz de değil. Icardi topu alıp taşıyarak gol atacak bir oyuncudan ziyade Icardi bakın orta sahaya gelişleriyle takıma önde ne kadar alan yarattığını anlattık. Icardi'nin orta sahaya geldiğinde bir 10 numara gibi attığı paslarla asistler yaptığını anlattık. Amacım Immobile için olumsuz bir şey söylemek değil ama bu sene Immobile o 8 golün 5'ini de penaltıdan attı. Hocam gol ama. Bunun da, geçen sene de mesela bak bu tartışmayı kabul etmiyorum. Geçtiğimiz sezonlar ne olurdu biliyor musun? Mario Gomez bu kadar attı. Mario Gomez penaltıdan attı. Bir şey söyleyebilir miyim? Kardeş mi? Kadar. Hocam yine bitireyim lafı hayır, ya. Senle ilgili değil. Genel seni, insanlar bunu söylüyor. Ben seni dinledim. Söylüyor. Ben gol değil dedim mi? Penaltı değil olduğu zaman. Hocam değil oradan demedin ama genel insanlar böyle düşünüyor. Dedim mi? İnsanlar veya böyle düşünüyor. Veya bunlar yarım tabii gol sayılıyor bak, dedim sen mi? Bak sen demedin. İnsanları kastediyorum. Ben seni kastetmiyorum. Oyun içinde atılan gollerin bir noktada o futbolcunun saha içinde yaptığı işlerin de bir aynası tabii olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bravo. Yani bravo. Icardi kaldı ki bazı maçlarda oynamadığı gerçeği de var. Bir de Icardi eğer gerçekten fizikman bir Osimhen fiziğine falan sahip olsa fiyatı o zaman 200 milyon olur. 100 milyon da değil. Bunlar Serie A'da beraber oynadılar rakip galiba değil mi? Tabii. Kim gol kralı oldu o sezon bilmiyorum. Immobile. Bir baksınlar arkadaşlar da. Şimdi Immobile de çok Immobile farklı. Tabii ki de. Şimdi altın ayakkabısı falan. Icardi'nin de özellikleri. Ben her zaman söylüyorum. Ceza sahası içerisinde yakaladığım her türlü varyasyon organizasyonla gol atıyor. Muhteşem yetenekleri var. Ama birinin profili biraz daha ceza sahası için. Birinin profili de ceza sahasının dışında da etkili oluyor. Alıyor, kendini götürüyor, üretiyor. Rakip defansı dağıtıyor, zorluyor. Ya bu özellikler de büyük hocam, bir avantaj sen, sağlıyor. Sen hocam bir bitirebilir miyim? Az önce ben senin lafını böyle kusura bakma. Değil, ben bitirebilir miyim? Şimdi ben, şunu söylemek istiyorum burada. Yani de ikisi de çok önemli alıyorum. Bir çok önemli profil. Ben Osimhen'i alayım hocam. Sen Osimhen'i al. En genci. Sen Osimhen'i al. Ben ama daha iyi yatırım Cüneyt yaptım. Cüneyt abi bak şimdi. Bir de şunu bunları değerlendirirken bir de farklı perspektiflerden, farklı camlardan, pencerelerden de bakmamız lazım. Ne anlamda? Şimdi Icardi az önce söylediğim gibi her yerden top geliyor. Immobile'ye bir merkezden Rafa'nın getirdiği topla. Immobile 8 gol attı. Penaltı 5'i. 3 tane de sezon başından beri net %100 penaltısı verilmedi. Kendi giderken yaratırken o pozisyonları yani ceza sahasında rakip arkadaşları değil kendi yaratmaya çalıştığı pozisyonlarda penaltı kazandığı hakkıyla kazandığı pozisyonlar verilmedi. Verilmiş olsa farklı şey olabilirdi. Penaltı da gol, öbürü de gol. Yani sonuçta oralarda bulunuyor, yaratıyor, üretiyor, rahatsız ediyor. Bunlar büyük avantaj. Bunu değerlendirirken takımındaki oyuncularının neler getirdiğini, neler yaptığını değerlendirip de oyuncuları analiz etmemiz lazım. Ben Icardi kötü demiyorum. Ben her zaman söylüyorum. İyi bir Icardi mi? Osimhen mi? Osimhen. Ben her zaman söylüyorum. İyi bir Icardi'yi Osimhen'den daha çok tercih ederim. Bir Okan Hoca'nın açıklamalarına da bakalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da derbi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Şöyle diyor hoca. Oyuncularıma çok inanıyorum. Taraftarımıza inanıyorum. Karşımızda ligin iddialı ve iyi takımlarından biri var. Hem oyun hem sonuç olarak iyi yerdeler. İki takımın da futbolun içinde olduğu bir maç olsun. Fenerbahçe derbisi gibi olsun. Taraftar, futbolcular futbol içerisinde kaldı diyor hoca ve şöyle devam ediyor. Birçok maçta ilk yarıları etkili oynadık. Bunu tüm maça yaymak istiyoruz. Değişik sistemler üzerinde duruyoruz. Maçın gidişatına göre kararlar vereceğiz. İlk isteğimiz kazanmak demiş. Demek ki üçlü mü dörtlü mü başlayacak onu söylememiş. Sizin dediğiniz gibi maçın gidişatına göre kararlar vereceğiz diyerek tam da sizin en başta söylediğinizi söylemiş hocam. Şimdi Van Bronckhorst da Beşiktaş takımı da Galatasaray üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak tam bilmiyor.
bu her zaman ufak da olsa o takımda bir tedirginlik yaratır veya bir bilinmezlikle maça başlamasını sağlar. Şöyle demiş, önde 2 forvetle başlıyoruz. Son maçta 3-4-1-2 oynadık. Bugün buraya 4-4-2 olarak döndük. Barış'ın sol bek performansı. Yani performansları bu, var demiş. Bir başında 4-4-2 demiş. Demiş. Devamında öyle söylemiş. 3-4-1-2 oynamayacak yani. Ki oyun içinde yine söylediğimiz gibi bazı dönüşler olabilir. Ama önemsediğim bir konu şu. Evet, şampiyonluk yarışı her zaman bazı gerginlikleri de beraberinde getiriyor. Okan Hoca'nın vurgu yaptığı Fenerbahçe derbisinde saha içinde kesinlikle öyle bir gerginlik yoktu. Futbolcuların hepsi iyi niyetliydi. Kalite olarak iyi bir oyun oynanmıştı. Ya yani aynı dilekleri bugün içinde Okan Hoca dile getirmiş. Kaldı ki ben bu hafta içinde yöneticiler kanadından da maçla ilgili böyle gerginlik yaratacak açıklamalar duymadım. Hocalar iyi niyetli, futbolcular iyi niyetli. Belki de bu ortamın özlendiği konusunda bir daha altını çizerek söyleyeyim. Temenni ediyorum. Oyunun temposu da kalitesi de bu iyi niyete uygun olsun. Ki Galatasaray'da Okan Hoca'nın belirttiği o her zaman kendi oyununu oynama isteğiyle maça başlayacağının en güzel açıklamasını dillendirmiş Okan Hoca. 11'ler ekranda, işte bu 11'ler. Sağdaki başlangıç 11'leri. Bu 22 kişi sahaya çıkacak ve son sözü onlar söyleyecek. Biri daha var tabii, maçın hakemi. Aslında biri daha var, bravo, var hakemi. Bravo, bravo. Hakemler nasıl bir maç yönetecek? Nasıl ya ben değerlendiriyorsun maçın hakemi Arda kardeşim? Şimdi sevgili Cüneyt abi, artık teknolojimiz gelişti değil mi? Yani her türlü, her kulvarda, her yerde sana yardım edebilecek yardımcıların var. Sadece sahanın içinde 4 hakem değil, 3 hakem değil. Barın başında var, 17-18 açıdan. Orada 5-6 kişiyle temas halindesin, iletişim halindesin. Hata yapma lükslerini ben kabul etmiyorum. Tabii ki de her insan hata yapma, hatasız kul olmaz derler ya. Hata yapabilir ama sizin artık hata yapma oranını minimuma düşürmeniz gerekiyor. Bakıyorum, var olmadan önceki yönetilen maçlardan daha büyük, daha ciddi hatalar yapmaya başladınız. Yani bunu var olmasına rağmen yapıyorsanız ben ve benim gibi bütün futbol severler, objektif futbol severler kabul etmiyor. Bugün güzel bir derbi var. İki takım da oynamaya yönelik futbol oynayan sistemleri, anlayışları var. Bunları da bırakın, o sahada oyuncular oynasın. Yani siz o bazı yerlerde ufak detaylarda alıp bir taraftan bir tarafa çevirmeye çalışmayın. Ufak detaylar dediğim yani ufak tefek foller ama görünmeyen tarzı foller biz görürüz, bizlerden kaçmaz. Ama bunlar ne oluyor biliyor musun? Rakip takımı bezdiriyor, bir takımı da bir tarafa yukarı doğru ittirmeye çalışıyor. Bunlardan uzak kalın. Siyahla beyaz kadar olan net pozisyonlarda da kararlarınıza net olun. Yanlış bir karar verdiysen en azından var da seni bir şekilde çağır, uyarır. Bu kadar basit. Yani ben her zaman söylüyorum, o sahaya çıktığı zaman insanlar şunu söylüyor. Hakem şansı diye bir şey yok. Hakem yüreği var. Yürekli olun kardeşim. Bu zamana kadar hiçbir hakem hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadı. Ben hep söylüyorum, tekrar ediyorum. Hata yapan, ciddi şekilde, resmi bir şekilde hata yapan hakemleri tedirgin edeceksin. Ne anlamda biliyor musun? Federasyon anlamında tedirgin edeceksin. Cezalandıracaksın kardeşim. Bu hakemi tedirgin edip cezalandıracaksın. Niye tedirgin edip cezalandıracaksın biliyor musun Cüneyt abi? Kardeşim, dinlendireceksin, cezasını vereceksin. 3 hafta, 5 hafta değil. 1 sene yatıracaksın gerekirse. Biz futbolcular hata yaptığımız zaman yeri geliyor 6 hafta, 7 hafta. Yerime oynayan oyuncu sezon başına, sezon sonuna kadar formamı kapıyor. Sen 3 hafta sonra tekrar geri dönüyorsun. Kusura bakma. Sen özellikle ev sahibi takımlarına biraz daha istisna sağlarsan bizlerden kaçmaz. Biz gereğini yazar, çizer, söyleriz. Ve bizim gibi birçok objektif ekranların başında futbol severler bunu dile getirir. Ben de hataları kabul etmekten artık, yapılmasından artık hoşluk duymuyorum. Rahatsızlık duymaya başladım. Ya ben hep söylüyorum ya arkadaşlar, o sahada futbolcular oynasın. Ufak tefek temaslar olur. Bırak insanlar çalım atsın, şut çeksin. Geçtiyse ufak bir tefek temasla o folleri rakip takım bezdirerek verme. Ya bunlardan artık, bunları görmek istemiyoruz artık. Yaşamak istemiyoruz. Ki Arda kardeşlerin de bugün temenni ediyorum. Bak temenni ediyorum. Umut ediyorum. İnşallah o sahaya çıkar. Yüreğiyle, cesaretiyle, karakteriyle gördüğünü çalır. Eğer ki kaçırıyorsa bir şey, kardeşim varla temas haline geç. Bu kadar basit. Ahmet Hocam, Arda kardeşler maçın hakemi. Onur Özü Toprak'ta, Riva'da var merkezde. Sevgili Cüneyt, sevgili Okan Koç'la daha önce yaptığımız takım oyunu programına geri döndük. Oradaki konumuz da hakemleri tedirgin etmekti. Ya senin tedirgin ettiğin ne anlamda diyorum, biliyor musun? Bir hakem bugün o senin beklediğin performansı veremez.
Bakın o yüzden hakemleri tedirgin edip böyle sahaya yollayacağını, onlara güven vererek sahaya yollamalıyız diye düşünüyorum ben. Hakemin yapacağı hatalara hiçbir takımın ihtiyacı yok. Hele hele böyle iki tane büyük takımın hiç ihtiyacı yok. Evet. O yüzden ben çok kısa öz onu söyleyeceğim. Hakemler gördüklerini çalsın yeter. Bitti. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kaldı ki bugünkü maçın hakemlerine gelecek olursak da iki tarafın da söyleyebileceği çok şey var. O yüzden Hüseyin Başkan zaten çok kısa Arda kardeşlerle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Galatasaray camiasında da Onur Özü Toprak, Okan Hoca Fenerbahçe maçını örnek verirken herhalde istemediği tek performans Onur Özü Toprak'ın performansıydı. O maçta da var hakemi oydu. Galatasaray'a verilen penaltıdan dolayı. O yüzden hem Okan Hoca hem Van Bronckhorst hakemi tamamıyla unutup bir kenara atmışlar. İki camia da hakemleri ön plana çıkaran hiçbir gerginlik yaratacak açıklamada bulunmamış. Evet. Daha iyi bir ortamı da bulamazlar ya. İkisi de artık gereğini yapsınlar. Şimdi ben ne anlamda tedirgin dedim biliyor musun? Bitti mi hocam? Girebilir miyim araya? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Ben ne anlamda diyorum biliyor musun? Tedirgin. Hı hı. Şimdi biz futbolcu kötü oynadı mı en iyisini hocamız bilir. Kötü oynayan oyuncuyu oturtur yanına. Bakar antrenmanda da daha da mı kötü gidiyor? Tribüne yollar. Değil mi hocam? Mesela kötü oynayan, ilk 11'de kötü oynayan oyuncu ne yaparsın? İstediklerini yapamayan oyuncu bir hafta, iki hafta tahammül eder. Üçüncü hafta yanına oturtursun. Diğer antrenmanlarda da kötü oynamaya devam ederse veyahut da istediklerini yapmamaya başlarsa, devam ederse tribüne göndersin değil mi hocam? Hocalar bunu yapıyor. Yaşadık bunu defalarca. Yani kadroda değil, bu sefer tribüne cezalandırıyorsun. Tedirginlik anlamında şunu diyorum. Tabii ki de bu tür maçlar artık koçuma da lazım. Daha geçen gün federasyon başkanı ne dedi? Biz dedi hakemlerimize güveniyoruz. Maaşlarına zam yaptı. Yabancı hakem almayacağız. VAR almayacağız. Daha ne yapsın bu adam size? Bu adam daha ne yapsın? Size en ciddi şekilde güveni veriyor. Tedirginlik şu anlamda söylüyorum. Seni şöyle yapacağım, böyle yapacağım, yok şöyle falan filan. Yani farklı cümleler kurmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, anlasın insanlar. Yok, yok. Şu anlamda diyorum sevgili Cüneyt Şen. Tedirginlik hata yapıyorsa kardeşim 3 hafta değil, 10 hafta dinlendir, 15 hafta dinlendir. Bu tedirginlikle sahaya çıkan bir hakem olursa ne olur biliyor musun? İşine daha çok sahip çıkar. Biraz eğer ki, bak işine daha çok sahip çıkar. Eğer ki biraz kafası karışıksa, veyahut da biraz böyle kafası çapraz veyahut da kalbi çapraz atıyorsa lan der, bak der, ben biraz hata yaparsam bu sefer ne olur biliyor musun? 10 hafta bir daha dinlenirim. Ana sıkıntılar yaşarım. Peki ana gündemimiz hakem değil. Tabii, tabii, evet, değil. Ya, genel olarak diyor. Ya ben şunu söyleyeyim, son bir cümle söyleyeyim. Evet. Bak en önemli avantaj ne biliyorum Cüneyt abi? Bak çok güzel bir derbi olacak. Niye? İki takımda da çok önemli yıldızlar var. Müthiş oyuncular var. İki takımın da iyi bir teknik direktörü var. Hı hı. İki takımın da teknik direktörü sahaya oyunculara güven vererek sahaya sürüyor. Bu çok önemli bir detaydır. Çık kardeşim diyor. Yeteneklerini en iyi şekilde sergile. Hoca ne dedi? 2000'li yıllardaki Galatasaray. Mesela şimdiki Galatasaray'da Okan Hoca o zamandan kalan o güvenle yaşadığı o ortamla şimdiki oyunculara yaşatmaya çalışıyor değil mi hocam? Tabii canım. Şimdi de Giovanni de bunu yapıyor. Barcelona'da oralarda buralarda o aldığı güvenle. Şimdiki oyunculara o güveni vermeye çalışıyor. En basit örneklerinden bir tanesi Jetton Fernandes. Şu anda ben sana bir şey söyleyeyim. Koy Portekiz milli takımında yemin ediyorum gözü kapalı oynar. Bak ciddi kariyer soruyorum. Sezonunu. Kariyer sezonu zaten. Koy Portekiz milli takımında gözü kapalı oynar. Net bir şekilde söylüyorum. Bu şekilde iki teknik adama sahip iki takımla bugün keyifli bir maç izleyeceğiz. Süper bir maç olur inşallah. Bana... Hocam sizden de son bir mesaj alalım. Kapatalım sonrasında. Bence de çok kaliteli, çok tempolu, geçmeye aday bir maç. Programa başlarken Galatasaray maçın favorisi olarak gördüm. Eğer Galatasaray öndeki baskıyı rakibe kabul ettirdiği sürece bu favori rolü Galatasaray'ın devam edecektir. Ama Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın önünde baskı yaparken geçiş oyunlarıyla çok etkili hücumlar yapabileceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden dileğim gerçekten izleyenlerin keyif aldığı ve de çok samimi söylüyorum hak edenin kazandığı bir maç olsun. İnşallah. Türk futbolu kazansın. Bravo. Takımlardan. Aynen öyle. İnşallah hocam. Temennilerimiz bu güzel mesajlarla, bu temennilerle noktayı koyalım. Birazdan dev derbi başlayacak. Bu derbinin heyecanını Skorboard Daha Spor'da yaşayabilirsiniz. Hemen ardından Ender Bilgin yönetiminde 90+1 yayında. Sonrasında takım oyununda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.